Evet arkadaşlar, ben Mustafa Özgül, son mezunlardan. Bugün misafir olarak buradayım. Yeni kursiyerlerle fikirlerini alalım. Bugün neler öğrendik? Nasıl gidiyor? Bugün değil de buraya gelmeden önce mesela kapasitördür, dirençtir, hiçbir şey bilmiyorum mesela. Kursa hocam öğrettikçe neyin ne olduğunu farkına varıyoruz. Yani ne gördüğümüzün farkına varıyoruz. Evet. Bu şemalarla, bu sistemle çözemeyeceğimiz, Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir arz olmayacak inşallah. Faydası Bir de oluyor. bir faydası oluyor. Olacak da. İyi maşallah diyelim. Bilgin ustamıza soralım. Yani bir hafta boyunca öğrendiğimiz, evet, teori olarak çok şey öğrendik ama tabii bunun pratiğe dönüşmesi biraz ön aşamaya geçti bugün. Artık birazcık da kafamızda kulaktan dolma bazı şeyler vardı. En azından bugün onun üzerine geçince biraz daha oturmuş oldu diye düşünüyorum. Pratik. Bundan sonra pratik inşallah. Evet ustam. Fikirleri alalım. Fikirlerimiz nasıl? İşte kaç sene hepimiz sektörde 4 yıl, 5 yıl en aşağı çalışmış insanlarız bu işte. Yani buraya kadar, gelene kadar işte hiçbir şey bilmediğimizi fark ettik aslında. Yani ekran değiştirmek, şarj takmak tamir yapıyorum anlamına gelmiyormuş arkadaşlar. Evet. Bir temel olarak elektroniği bir öğrenin. Ondan sonra maçınızı görelim diyorum. Bugün neler Öyle. öğrendik mesela? Bugün ne öğrendik? Ölçme, biçme, şema. Yani temel elektronik bu. Sadece telefon bağlamında görmemek lazım. Yani biz elektriğin temelini öğreniyoruz. Evet. Bu öğrendiğimiz şeyleri sadece telefon tamir edeceğiz diye bir şey yok. Şeması olan her şeyi tamir etmeyi öğreniyoruz aslında. Sadece, bunu yaparken de yani, yolları kısaltmayı öğreniyoruz değil tabii mi? yolları Yani kısaltmayı kaç tane 10 tane ölçüm yapmıyoruz. Bir ölçümle bir tarafın çıkışını, öbür tarafın da girişini kontrol etmiş oluyoruz. Ne yapıyoruz ölçümü? Kısaltmış oluyoruz, rahatlatmış oluyoruz. Süreyi, her şeyi kısaltıyoruz. Kısaltarak gidiyoruz. Nasıl kısaltacağımızı, nasıl mantık yürüteceğimizi öğreniyoruz. Az çok öğrendiniz artık. Öğreniyoruz. Girişleri, çıkışları, İnşallah ne olması gerektiğini. Bugün voltaj giriş çıkışları entegrelerin üzerinde duruldu. Durduk, evet. Voltaj giriş çıkışlarını gördük. Direkt entegre saldırmaya gerek kalmıyor Hiç ölçümler gerek yok. sonucunda. Yani entegreye saldırmak tamam. Senin için bir entegre sökmek, takmak 10 dakikadır. Diğeri için 1 saattir. Bu entegreyi söküp takarken birincisi borda zarar verebilirsin. Başka bir arıza çıkarabilirsin. Yani boş riskini yere. düşürmüş oluyorsun işte. Boş Hem riskini yere. düşürüyorsun hem Yani zamanla zamandan şebeke arızası geldi. Direkt bezbanta 10 tane cihazdan 5'i kronik. Klasik bezbant sorunu. Söktün artık biliyorsun o 2 haftada işte telini attın. Tekrar oturtturdun. Ama o cihaz o arızadan gelmedi aslında sana. Belki bir voltaj kaybı, belki bir kısa devre, belki bir 5 sene çıkışı. Yani bizim burada small power denen işte bezbant işlemcisi dedik ya, bezbant işlemcisine o voltajları gönderen entegrende belki bir sıkıntı var. Senin bezbantları işin yok. Bezbant silikonlu. Yani daha entegreyi hiç sökmeden aslında tamir metodu var. Çünkü arızan oradan. Sen boşu boşuna bezbanta saldırıyorsun. Silikonlu söktün. 2-3 tane bacak koptu. Gerek var mı? Şimdi bir yanı da müşteriye fiyat verdiğimizde bazı şeyler işte diyoruz ki abi diyoruz kesin senin bezmantın değişecek. O zaman ne yapıyoruz? Biz daha farklı fiyatlar veriyoruz. Daha yüksek fiyatlar da verebiliyoruz. Müşteri de kaçıyor. Tabii ondan sonra müşteri de bunu doğal olarak kabul etmiyor. Aynen öyle. Böyle bir şeyden O da bir kayıp. Tabii ki o da bir kayıp. O da bir kayıp. Herhalde bir kayıp. Bu bir kere yani bu yani işine saygı duyan bir adam kendi yaptığı işine. Aynen öyle. Yani teknik servisin ben diyen bir adamın ölçü artık kullanamıyor olması çok büyük Eksik. kayıp. Çok Çok büyük kayıp. Yani bu adam işine bu ne kadar teknik servis. Yani bir yere gittiğin zaman konuşamazsın, ezilirsin yani. Şimdi burada işte sizin ayrıcalığınız olması lazım. Yani siz ayrıcalığınız. Burada aldığınız eğitim, şimdi 15 günlük eğitim normal bir şartta yeterli değil. Ama
biz ne yapıyoruz burada? 15 gün size bir hamur olarak veriyoruz. Bu 15 gün sonucunda da sizin neler yapacağınızı, nasıl ilerleteceğinizi her gün özellikleri üstüne basa basa söylüyoruz. Ne diyoruz? Bir çalışma. Çıktı mı alacaksın? Bir kere otur. 6 bordo mu? 6 S bordo mu? Kaç tane bordo var? Icon en çok. Kaç tane bordo var Icon? 7-8 tane. Toplasam bordo var. Her 3 günde bir bordo bitirirsin. En çok gelecek arızalarda ölçeceğin noktalarda bir tane çıktı aldın. Nant mı? Yazdın, ölçeceğin noktaları biliyorsun. Ayrıca sen bu noktaları ölçerken de öğrendin. Aslında başka bir entegre daha da ölçmüş oluyorsun. Değil mi? Belli. Cihaz nant hatasından mı geldi sana? 40-13 hatası veya başka bir hatadan geldi. Artık onun nantla ilişkili olduğunu biliyorsun. Ölçeceğin yerler belli. Tek 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 gerekli ölçümleri yaptıktan sonra o zaman dersin ki benim nantımın yazılımı bozuk. O zaman sök. Fix diyeceksen fix de tekrar yerine tak. Ama nanta gelene kadar o nantı besleyecek voltaj veya o... Teşekkürler operatör... Suat Usta. Yazanlar var da hocam. Sorusu olan varsa da aldınız ya Mustafa hocam. Sorusu olan varsa... Sorusu olan varsa soru alabiliriz. Yazılanlara bir bakalım. Belki bir şey söylemek isteyen olur. Aleykümselam Adem Usta. İbrahim Fırat Mustafa Rafi Usta'nın kıymetini bilin selam olsun demiş. Allah razı olsun. İbrahim Usta da eskilerde. Mavi gömlekli kimdi demiş İbrahim Fırat Usta. Bilgin hocamız. Bilgin hocamızmış. Yabancı gelmedi demiş. Olabilir. Tanışıklık. Nedim hocamız. Aslan Nedim hocamız. Nedim hocamız. Hocam ben bir de çok farkında Bilgim ustamız. 3 gün 4 gün. Gökhan ustamız. Öğrendim mesela. Hani sadece 4 gündür 5 gündür şema üzerinden çalışır. Sindire sindire. Öğrenin öğrene gidiyoruz yani. Burada ölçüyoruz. Canlı canlı ölçerek. Ölçtüğümüz noktaya bakıyoruz. Nedir ne değildir. Aleykümselam Mustafa Usta. Burada hepsini canlı canlı pratik olarak uyguluyoruz gözümüzün önünde. Aleykümselam. Canlı cihaz tamir yaptık. Ne yaptık? Notik yaptık. MMC'mizi söktük, taktık, oturtturduk. Cihazımızı çalıştırdık. Yani çalışma prensibinizi de oluşturursanız ilk sizin için bir 6 aylık zorlu bir dönem var ki yani aslında çok zor da değil yani. Çok basit bir dönem aslında. Hani yanlış anlamayın ama çok ufak bir dönem var, 6 aylık dönem. Bu 6 aylık dönemi yani benim size tavsiye ettiğim metotla geçirirseniz ondan sonrası çok kolay. Ne lazım dedik? Algoritmeniz, şemanız, DXV'niz var. Bir de ufak bilgisayarınız varsa iş gören, şema açacak kadar, bakacak kadar. Parçaların bir değil. İş değiş biçimini. Öğrendim de tamamdır bence. Bitti. Ama tamamıyla öğrendim ben. Ankara havası her gün olmaz. Ankara havası oynarız ha. En son. Erik dalı yaparız mı? Ha Nedim hocam yapar mıyız? Oynatırız. Yok öyle oynatmadan. İyi izlerim. Yok öyle izlerim. İki atacaksın dedim hocam. Yok öyle. Siz Serdar Bey'in de selamı var. Aleykümselam. Aleykümselam. Dediğim gibi şeyimiz bu. Yani işleyişimiz bu. Bu şartlarda Nedim hocam. Allah razı olsun yani Fesil. Fesil Çoban Bey. İnsana 15 günlük eğitim yeterli oluyor mu? Aleykümselam. 3-4 günlük değil de 15 günlük yetiyor. Yani. Yetiyor. Aynen. Yeter ki o üzerine koyman gerekenleri koy. Aynen. Burada temeli al. Yapını oluştur. Temeli oluşturmadan bina dikmeye çalışırsak çöker. Temeli alacağız. Nasıl yoğuracağınızı, harcını sıkaracağınızı, nasıl olacağını gördük. Artık bunun üzerine koymanız gerekiyor. Şema önünüzde artık çatır çatır okuyorsunuz. Nedir ne değildir? Giriş, çıkış, voltajı, şuydu, buydu. Bunları gördük. Şey, Bilgi Hoca sabah bir cihaz getirmişti. Gördük mesela. Voltajın gelip gitmesini gördük. Mustafa Hocam dün bir tane şey yapmış kısa devre. Uzun hatta kısa devre kapasitörü nasıl bulacağımızı, kısa hatta nasıl bulacağımızı öğrendim. Yani kısa hatta
uzun işlem yapmamıza da gerek yok ki, yaptığımız işlem uzun olmamasına rağmen daha da ne yapmış olduk? Daraltmış olduk, daha da rahatlamış olduk. Onları da öğrendik. Bunları da biliyoruz artık. İlk bakmamız gereken yerleri de öğrendik cihazda. Bitti. Yani nelere bakacağız, voltajları ne alemde, güç kaynağını izlemeyi öğrendik. Doğru mu? Doğru. Cihaz kaç akımla çalıştığını bile ıslattı. Ya? 3.7 değil, batarya bakıp kalmayacağını arkadaşlar. Yani işte, çok iyi. Şarjdan gelen voltajı. Ya bunların takibi. Yani demek ki tak diye şarj entegresine saldırmakla olmuyor. Tamam, 10 tane cihazdan 7'si şarj entegresinden geldi. 3 tanesi. Halbuki belki daha şarj entegresiyle hiç işin yok. Şarj entegresine gelmesi gereken voltaj ortalarda yok. Bu arada dalıyor mu dalmıyor mu, buna ilk gireceğin noktayı biliyorsun artık. Artık zaten 2-3 tane, 4 tane cihazla ölçüm yaptığınız zaman alışıyorsunuz, ezberlersiniz yani, mecbur ezberlersiniz. İlk bakman gereken noktaları ezberlersin. Böyle baktığın zaman karmaşık geliyor volt ama artık ezberliyorsun. Şimdi teknik, ara sıra teknik de yaptık, teknik de yoruyor. Tekniğin kütlerini yoruyor. Şimdi teknikte daha da devam edeceksiniz. Alın ustadan birkaç metot göreceksiniz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Değil mi Mustafa hocam? Evet. He? Sen de bir kursa Allah'ın gitmiştin. Izniyle. Zor kaçtın orada da. Aynen. 3 günde bildiğimizi unutuyorduk az daha. Voltaj yoksa şarj da yok demiş Harun ustamız. Voltaj yoksa şarj da yok demiş. Voltaj yoksa şarj da yok. Voltaj, akım, artık biliyorsunuz yani. Bunları artık ezberlemeniz lazım. İmpedans değerleri dedik, ters voltajları öğrendik. Nerede kullanabiliriz bunları gördük. Ne dedim? Wi-Fi'de bir arıza var. Wi-Fi çalışıyor ama bağlanmıyor. Şifreyi kabul ediyorsun, şifre yanlış diyor. Bunların neden olacağını? Eksik data. He? Datalardan olabilir. Bunları öğrendik. Neden olacağını? Bunlar bize sadece Wi-Fi için geçerli değil, mantık yürütme için. Kola en daha yok Güney Usta. Yakında gelir ama kolalar. Güney Usta. Kola var mı diyor. Kola manyağı almıştık ya burada. Kimyasalları alacağız diye. Kola içtik ya. Güney'de bayağı cihaz çıkardı ha. Evet. Odalarından toparladı. Oğlum evet. Oyuncak almış bir tane. Evet. 50 lira aldım diyor oyuncak diyor. 150-200 liraydı diyor. Açtım baktım yol topuğu vardı diyor. Hemen attım kopuğu diyor. 150 lira cepte diyor. He abi. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yani dedim ben de canlı. İzliyor muydun? Bak buradan geç geliyorum lan. Şarj entegresi var. Ama her cihaz şarj entegresinden bir yerde geliyor işte, bakıyorlar ya, ha işte şarj entegresi. Bakıyorlar, şarj entegresi alakası yok. Voltaj gelmiyor ki cihaz şarj olsun. Entegreyle alakası yok ama işte ölçmeden kadavra tamir ediyoruz. Ne oluyor işte? Ha bundandır. Tamam bunu sökelim. Yok ondan da gidip öbürünü sökelim. Yok ondan da gidip öbürünü sökelim ama ölçüm yok. Ölçüm yoksa böyle devam ediyor. Ya kendine şey yapıyor ya, cezalandırıyor ya. 4 saat, 5 saat, entegre onu söyleyip, bunu tak, bunu söyleyip. Aynen. Yani, halbuki üstü görecek hafızayı yani. Dediğim gibi mesela bir sürü kapasitör var bir yol üzerinde. Ustam biri söylemiş onu, telefon düzelmiş ama sende belki başka kapasitör de arada var. Aynen. İşte ölçme öğrendiği zaman arzayı bulursun. Avometrenin çalışma mantığını anladınız, nasıl çalıştığı. Ölç aletini, ölçümü. Ölç aletinin çalışma mantığını. Ne yaptık? Ölçü aletiyle giriler yaptık. Maşallah Güney, maşallah. 5 cihaz daha çıkartmış bugün Urda'dan Güney. Kim? Güney mi? Güney çıkarıyor, Güney maşallah saldırdı. Güney saldırdı, Ömer de öyle. Ömer diyor ki, köyden indim şehre diyor ya. Ben diyor, ne bileyim diyor, böyle diyor ben diyor. Sabah köyde gidiyor, en etkili diyor, nereye gidiyorum dedi, Bursa gidiyorum dedi diyor. Ne öğreniyoruz, ne yapıyoruz dedi diyor. S8 Plus var diyor bir tane diyor. İşlemciyi söktük diyor. Bugün diyor takacağız diyor. Ya bak diyor ne işlemcisi diyor. Gel abi istiyorsan beraber gidelim diyor. Yani biz uğraşa uğraşa, uğraşa uğraşa. Çalışa çalışa, çalışmadan olmuyor bu işler. Çalış
çalışmadan olmuyor. Şimdi sen gitseydin Mustafa Hocam, talim yapmasaydın. Evet. Ben çabukça böyle başarı kaydedebilir miydin? Yok, talim yaptın cihazlar üzerinden. Hem talim yaptın, hem o cihazlardan da para kazanmış oldun. Evet. Değil mi? Her talimde sorular çıkıyor zaten. Sorular çıkıyor. Uğraşmadan soru çıkmıyor. Yani. Elimiz alışıyor bir yandan. Çıkanları satıyoruz. Para kazanıyoruz. Tam noktada bugün noktası sürekli. Ama hocam 15-20 gün direnecek öyle değil de. Böyle kendine böyle bir güvensizliği vardı. Böyle evet. Böyle uzak duruyordu. Böyle bir parçayı sökerken işte ocağı çöker mi? Ondan böyle bir korku vardı. Ama... Soğumuştu lan meslekler, soğumuştu ya. Mesleği bırakıp zeytinlik almış, bilmem ne yapmış. Benim de aklım içeriyor, gel diyor zeytin işi yapalım diyordu. Dedim ya bunu hadi şimdi yok. Başka bir meslek yapayım diyordu geçenlerde. Şimdi ne oldu şey bir geldi. Akşam bir hemen taç yapacağım diyor, dokunmatik yapacağım diyor. Nant sökeceğim, kalıplayacağım var. Sıvı temas gelmiş de. Beyefendi de diyor ki ya sıvı temastan geldi diye. Hemen diyor fırçaladı düzeldi diyor. Tüf diyor, neyse diyor. Sonra bak hemen daha geldi. Ağır cihaz gelmedi diye. He ağır cihaz gelmedi diye. Üzülüyor. Böyledir bu iş. Ertesi gün geldi ama yine bak söktüm, kalıpladım, yollarını attım. Yollarını canavar. Bu kadar. Çoğunu paylaşmıyoruz. Grupta attıydılar. Çoğunu paylaşmıyoruz. Bir kere Alperen çocuk şey yapmış. Soket gelmiş bir tane. Bir tane general modu gibi bir şey. Soketin yollarını sormuş. Soketin komple yolları kopuk. Çocuk da altta dalga geçmiş. Bir tanesi işte. Ya dalga geçecek ne var? General de gelir. Nokia 11.10 da gelir. Adam yolları atacak. Yolları varsa, elinde hazır olan varsa demiş. Sebebi var. Neymiş ki? Ne için dalga geçmiş? Ne bileyim artık ya. Bu işin şeyi olmaz yani. Tuşlu telefon oldu işte. Yani. Yok, dalga general kalsa bir şey yani. İşte soket diyor. Ha, bunu sen bu hale getirmişsin gibisinden. Çocuk evet. Demiş ki, ahmet şu cihaz bana böyle geldi. Ben de soruyorum, elinde hazır olan varsa yollarını atacağım bu cihazı yapacağım demiş yani. Ne alakası var? Hani sen niye benim bu cihazı bu hale getirdiğimi düşünüyorsun? Yani o anda kalmış gibi bir şey olmuş. Yani orada suçluyor yani. Çocuğu suçluyor yani. Gerekli ki cihazdır. Devre devredir abi. Devre devredir. İş öğrendikten sonra elinde şeması varsa şemayı bilirsin. Şeması yoksa da kendin devreyi oluşturursun. Sağlamından alırsın referans, başka türlü alırsın. Burada gördük. Sorusu olan yoksa kapatalım Mustafa Hocam. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bitiriyorum yayını. Herkese kolay gelsin, hayırlı işler.